Üniversite sınavları, insanların hayatını yönlendiren sınavlar. Bu da sınavların önemini ortaya koymuş oluyor. Yani burada tercih edilecek meslekler, kişilere unvan ve hayatına yön veren unsurlar. Burada en önemli mesele öğrencinin yapmak istediği işi, severek yapmak istediği işleri odaklanmış olması. Yani seveceği işe gencimiz kendisi yönlendirirse, tercihlerde buna öncelik verirse, aldığım puana yazık olur, puanım ona bakmadan. Çünkü önümüzde çok örnekler var. Yani keşke bu mesleği çok iyi puan yapıp da keşke bu mesleğe giriş yapmasaydım, bu alanı seçmeseydim şeklinde diyenler. Dolayısıyla burada arkadaşlarımız daha çok severek yapacakları işlere yönelebilecekleri bölümleri tercih etmesi lazım. Kararsız olanlar hali hazırda varsa onlara hem özel sektörde, hem kamuda, hem akademide yer alabilecekleri programları tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Örneğin İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Fakülteleri gibi bu fakültelerden bölüm tercih ettiklerinde bu esnekliklere sahip olmuş olacaklar. Örneğin doktor olmak istiyorum, ben hukukçu olmak istiyorum diyen arkadaşlar varsa direkt tercih edebilirler, kendilerini yönlendirebilirler diye düşünüyorum. Aile burada çocuğa belli bir oranda alan bırakması lazım. Yani 18-19 yaşında bir yetişkinliğe neredeyse ayak basmış bir bireyden bahsetmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu arkadaşlara saygı duyması ve onlara alan bırakarak tercihlerde saygı duyması gerekiyor. Bu saygıyı ayrıca tercih rehberliği uzmanlarıyla da pekiştirmek lazım. Yani sonuçta sadece çocuğa bırakarak değil, rehber uzmanlar var dershanelerde olsun, işte biz yapıyoruz burada da, farklı kişiler, uzmanlara da götürerek orada bir teyit sağlama, teyitleşme noktasında onların da görüşü alınarak bu iş perçinlenebilir. Ama kesinlikle sen doktor olacaksın, sen hukukçu olacaksın diye bir baskı ters teper, yanlış olur. Tavsiyem şu, düşük puan almış olan arkadaşlar açık öğretim okuyabilir. Yani bunun çok büyük faydalarının olacağını düşünüyorum. O 4 yıl içerisinde herhangi bir üniversitede okumaktansa hem çalışıp hem okuduğunda ne olmuş oluyor? Hem sektöre girmiş oluyor, hem iş deneyimine sahip olmuş oluyor. Yani 4 yıl üniversitede sadece okuyup da geçiren arkadaşlarının, rakiplerinin önüne çok ciddi bir şekilde geçmiş oluyor. Açık öğretimi burada küçümsememek lazım. Sadece artı açık öğretimin kamuda geçerliliği normal bir bölüm gibi. Sonuçta açık öğretimden bir işletme mezun olduğunuzda da Boğaziçi'nde de mezun olduğunuzda da aynı şekilde kamu sizi değerlendirmiş oluyor. Dolayısıyla açık öğretim göz ardı etmemek lazım.